Enar Mühendislik, Mimarlık ve Danışmanlık 1992 yılında kurulmuştur. Firma, zemin ve temel mühendisliği ve tünel mühendisliği alanlarında hizmet vermektedir. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda projede görev almış olan firma, bünyesindeki deneyimli, uzman mühendislerle yenilikleri yakından takip ederek çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Bizler de firma geoteknik danışmanı Profesör Doktor Ahmet Sağlamer'i çalışma alanlarında ziyaret ederek bilgiler alıyoruz. Enar 1992'de kuruldu fakat aktif olarak ben 2011'den itibaren emekli olduktan sonra çalışmaya başladım. Başka ortaklarım da var. 15 sene önce mezun olmuş 3 tane öğrencim benimle birlikte çalışıyor ve ortaklarım. Biz bir proje ve danışmanlık firmasıyız. İştigal alanımız, ilgilendiğimiz alan zemin mekaniği, temel mühendisliği. Buna şimdi yakın zamandan itibaren geoteknik mühendisliği deniyor. O konularda proje yapıyoruz, önemli projelerde. Ve yaptığımız projeleri de sahada bizzat eleman bulundurarak, mühendis bulundurarak denetliyoruz. 50 senedir meslekteyim. Bu senede 50. yılımı doldurdum mühendislikte. Ben bir kere Keban Barajı'nda başladım. Çok iftihar ederim öyle bir yerde başladığım için. Türkiye'nin en büyük projesiydi. Türkiye o zaman da Avrupa'dan, Amerika'dan ve Irak'tan büyük reaksiyon görerek ve hiç kredi kullanmadan o projeyi yaptı. Arkasından Türkiye içinde ve dışında yaklaşık 13 havalimanında danışmanlık hizmeti yaptık. Bunların içinde Kiev, Tunus, Bakü, Petersburg, Makedonya, Üsküp gibi dış havalimanları da var. Otoyollarda çalıştım. Tarsus, Gaziantep otoyolunda çalıştım. İstanbul'daki yüksek gökdelenlerin birçoğunun temel kazılarının projelerini yaptım, danışmanlıklarını yaptım. Şu anda Bahçelievler'de bir derin kazıya bakıyoruz. Yeni bitirdiğimiz Yalı Ataköy, Prova 34, Büyük Yalı, Valide Bağ vesaire gibi derin kazılarımız var. Biga'da bir projede kuru havuz inşaatında çalışacağız. Galata Port'ta Salı Pazarı'ndaki zemin projelerini biz hazırladık ve denetimini, süpervizyonunu yapıyoruz. Türkiye'ye bu alanda büyük hizmetler yaptığımızı düşünüyorum ben ve arkadaşlarım. Bu konudaki etik kuralları, olması gereken birçok kuralları da mesleğimizde yerleştirdiğimizi veya yerleştirmeye devam ettiğimizi düşünüyorum. Uzun yıllar İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görev almış olan Profesör Doktor Ahmet Sağlamer, yapmış olduğu projelerle yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Biz de bu önemli projelerle ilgili olarak Ahmet Sağlamer'den bilgiler alıyoruz. Türkiye'de proje büroları büyüyemiyor. Çünkü zaman zaman gelen krizler proje bürolarının ve denetim bürolarının büyümesine engel oluyor. Keşke İngilizler gibi bürolarımız olsa, Körfez ülkelerinde ve diğer ülkelerde proje yönetimi işlerini alsak. Hizmet ihracatı da çok önemli. Bunu yapamıyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim, bizim 10-12 senedir Rusya'da, Petersburg'da mesela hem havalimanı danışmanlığını yaptık, hem Finlandiya Körfez denen Petersburg'un baktığı denizde yüksekten geçen otoyolun altyapı projeleri bize aittir. Ve orada hala devam ediyor. Şu anda da Petersburg-Moskova otoyolunun 200 kilometrelik bir kısmının geoteknik projeleri bize aittir ve kontrollük hizmetleri bize ait. Ufa'da çalışıyoruz, o da Rusya'da. Yarım kalmış bir tünelde şu anda bitirmeye çalışıyor bir müteahhitimiz. Danışmanıyız. Bakü'de çok önemli işler yaptık. Haydar Aliyev Havalimanı, Haydar Aliyev Müzesi, Zaha Hadid'in projesi ve Ateş Kuleleri denen, Flame Towers denen binaların da 2 sene müşavirliğini yaptık. Ahmet Sağlamer, deprem riski altında bulunan İstanbul'un yapı stoğunun fazlalığının kentsel dönüşümü geciktirdiğini dile getiriyor. Yeni yapılan yapılar da 97, ondan sonra da 2007 yönetmeliklerimize şüphesiz uyuluyor. Beton kalitesi değişti, yönetmeliğin öngördüğü donatılar falan konuyor ama şu var, deprem riski en yüksek olan şehrimiz şu anda İstanbul. Bir de yapı stoku çok büyük İstanbul'da. Yani İstanbul'u yenilemek, deprem yönetmeliğine uygun hale getirmek, mevcut Türkiye'nin
insanların mantalitesi açısından mevcut ekonomik düzende hemen hemen imkansız. Yani siz milyonlarca yapıyı nasıl güçlendirirsiniz? Birçok yapı da zaten güçlendirme kabul etmiyor. Mesela bulunduğumuz binanın hemen yanında şu anda bir bina yapılıyor. O binadaki işçilik kalitesi, deprem yönetmeliğine uygunluk vesaire her şey mükemmel. Bağdat Caddesi'nde de mesela veya etrafında bir sürü bina yapılıyor. Ama bunlar İstanbul'un yapı stokunun depreme uygun hale veya riski azaltıcı hale getirileceği anlamını taşımıyor. Ben bunun en güzel uygulamasını Çin'de görüyorum. Bütün mahalleyi toptan yıkıyorlar ve yeni şehir planına göre orayı yaşanabilir bir hale getiriyorlar. Yani bizde öyle yapılmalı. Mesela burada, şurada baktığım şeyde karşıda bir site görüyorum. O site ben buraya taşındığımda da vardı. Bunun anlamı şu, o site hiçbir deprem yönetmeliğine uymuyor. Binalar büyük bir ihtimalle çok zayıf binalar. Ama orayı toptan taşımak, herkesi, orayı yeniden yapmak, sokaklarını değiştirmek, işte parklar, yaşanabilir hacimler, sosyoekonomik faaliyetleri dikkate almak gerekiyor. Zemin ve temel mühendislik işlerinin çok hassas bir konu olduğunu belirten Ahmet Sağlamer, herkesin bu işe yönelmesinin sektörde sıkıntılar yaşattığını dile getiriyor. Gayet iyi eğitilmiş elemanlarımız var, çok da deneyimli firmalarımız var. Fakat çok da deneyimsiz, gelişigüzel kurulmuş, sırf heves ettiği için veya makine alacak parası olmuş olduğu için bu sektöre giren firmalarımız var. Ben mesela, yani belki mübalağa ettiğimi düşüneceksiniz ama bir bakkalın bile kazık makinesi aldığını ve bana geldiğini hatırlıyorum. Hocam bir yerde iş var mı? Peki ne iş yapıyorsun? Vallahi çok büyük delik delen makine aldık Almanya'dan. İşte bu sektörde çalışmak istiyoruz. Tabii bunlar giderek bir iki işten sonra piyasadan eleniyorlar ve elenmedikleri takdirde de zaten çok ciddi sorunlar çıkıyor ortaya. Yani işi bizim sektördeki çalışmalar olmayan, hiç alakası olmayan birisi bir kazık makinesi, bir ankraj makinesi alıp da piyasaya girdiğinde inanılmaz düşük teklifler verebiliyor. Ondan sonra da o işi yapamıyor veya bir iki iş yaptıktan sonra amortismanı, diğer riskleri, şeyleri hesaplamadığı için iflas ediyor, sektörden çıkıyor. Bunu tanınmış bir firma hiçbir zaman böyle yapmaz. Sektördeki fiyat politikalarının değişkenlik gösterdiğini belirten Profesör Doktor Ahmet Sağlamer, kendilerinin bu noktadaki çalışma prensiplerini şu sözlerle ifade ediyor. Zemin iyileştirme işlerinde, kazık işlerinde, ankrajlarda, jet grout'larda ucuz fiyat verenlerin bir kısmının kafasının arkasında ya ben bu işi alayım, bu denetlenmez, kontrol edilmez, kazığı kısa yaparım, 25 metre olacağına 20 metre yaparım, 17 metre yaparım. Ankraj projede 25 metre konmuş, ben bunu 20 metre yaparım. Bizim işte bunlar oluyor, duyuyoruz. Bilen birisi bunu yapmaz tabii. Biz kazığı da eksik boyda yaptırmayız. Ankrajı da gereriz, biz gereriz. Bunlar o kadar riskli işler ki, hepsinin sicil fişi vardır. Bunun başka çaresi yok. Uydur kaydırla bu işler yapılmaz. Bakın Türkiye'nin şu andaki en derin iki kazısı bize ait. Bir tanesi Adana'daki bir santralla ilgilidir, 72 metredir. Burada da İstanbul'da Temek komşu bir sahada yapılan 72 metrelik bir kazının projesi de 2 sene sürdü. Kontrollük hizmetleri de bize aittir. Esas nokta şu, bu işler nasıl daha düzgün yapılabilir? Bu işleri biz Avrupa'daki, Amerika'daki veya diğer bir kısım ülkelerdeki standartlara nasıl ulaştırırız ve ülkemiz kaynaklarını harcamadan, yok etmeden bu işler nasıl yapılır düzgün bir şekilde? Bizim de amacımız o. Biz daima işverenlerimize sadakatle hizmet etmiş bir firmayız. Hiçbir şekilde iş verdiğimiz firmalarla işbirliği yapmayan ama sürekli işverenimizin menfaatini koruyan ve projenin düzgün bir şekilde bitirilmesini sağlayan bir grubuz. Tamah etmemek, düzgün olmak, yanlış yapmamak, vicdanen de geceleyin yattığınızda rahat uyuyacaksınız. Prensibimiz bu.